arkadaş bizim köyün muhtarı Kezban Yengi'nin kızıyla nişanlıydı. Sülbiye ile mi? Yok yok, küçük kızıyla. Ne? Hacer ile mi? Arkadaşımla Hacer 3 sene önce nişanlanmışlardı. Fakat geçen gün Amerika'dan mı Afrika'dan mı çok zengin bir genç ona talip olmuş. Çok zengindir diye nişanı bozdular. Vay terbiyesizler vay. Babam da bula bula o kızı mı buldu? Hacer! Hacer dur, ne yapıyorsun kızım? Ver onu. Ölmek bana. İstiyorum. Ver. Ne oldu? Ay! Aa! Ay yol baksana nasıl uçuyor. Ama başıma gelenler. Ay umurum yaradılar. Beni herkese rezil ettiler. Yaşamak istemiyorum. Şu anda Hacer ne durumda bileniniz var mı? Genç kızlık gururunu çiğnediniz. Onurunu ayaklar altına aldınız. Başta ailesi olmak üzere onu herkesin önünde küçük düşürdünüz. Hacer'in dünyasını kararttınız. Şimdi istediğiniz kadar bu başarınızı kutlayabilirsiniz. Kocam beni sürekli dövüyor. Tüm kazancımı elimden alıyor. Ne işi var televizyonda? Evet amca. Hadi de aynı. Üstelik hadi de aynı. Baba sana bu anam diyorum. Çalışmaktan anamı ağlıyor. Demek bütün kazancınızı elinizden alıyor. Bütün kazancımı elimden alıp içkiye kumara harcıyor. Öldüreceğim seni Hamide. Vallahi benim kabahatim yok Bekir'e. Demek ben size dayak atıyorum ha. Demek ben hem alkolik hem kumarbaz kocayım ha. Vallahi onlar böyle söylediler. Sen de dedin. Deneseydin beni televizyona çıkarmayacaklardı Bekir'im. Mecbur kaldım. Ben de seni dövmeye mecbur kaldım Hamide. Ay dağ. Kıpışığına da öldürüyorlar kocam beni biliyor. Sen acele ancak rüyamda görürsün Ercim. Ben onu zaten her gece rüyamda görüyorum Kezban yenge. Amerikalıyı kaçırttığımıza göre bana onu verirsin değil mi? Sen de mi bu işin içindeydin lan? He. Sağ olsun Safet bir yandan, abi bir yandan, Burhan bir yandan, ben bir yandan. El ele vererek düşmanı saf dışı ettik. Tüm çıranı curacını ne oldu Burhan? Bir şey mi dedin Kezban yenge? Daha demedim. Emme diyeceğim. Sana hiç yakıştıramadım Burhan. Bunu senden beklemezdim. Ne yapayım mecbur kaldım. Ercebin halini görecektim. Zavallıya çok acıdım. Akıl var mantık var Burhan. Hacer hiç o deliyle evlenir mi? Bunu yapmasaydık Ercep canına kıyacaktı. Kardeşime bir şey olsaydı seni ömrümün sonuna kadar affetmezdim Burhan. Özür dilerim Sülbi. Kim var orada? Kim var orada? Shake the hand of the man who finally avenged my death. You got a number. Eve hırsız mı girdi? I was the last. Neler oluyor burada ya? Ne oluyor lan burada? İn misin, cin misin? Çık ortaya! Get lan. Aha. Elektrikler kesildi abi. Kesin hayalet yapmıştın. Evde mum var mı? Var ama nerede? Kibrit nerede? Masanın üstüne bak. Masa nerede? Buldum. Mumu bulalım. Şöminenin üstüne bak. Sen olacaktı. Kurtar beni anne. Hayaletten çok korkuyorum. Ben de korkuyorum. Korkma. Canım, keçim günü kaçırmış. Ne var, ne oldu?
aman Allah'ım. Hayalet üstüme üstüme geliyor. Hamide! Neredesin ki Allah'ın cezası? Abo! Abo! Bu halinizde ne böyle? Ne var halimizde, beğenemedin mi? Metro, süksüel erkeklere benzemişsiniz Allah! Doğru konuş, patlatırım yoksa ha! Yanlış anladın baba. Anam bakımlı erkeklere benzediğimizi söylüyor. Bugünlerde bu laf çok moda. Ay Burhan'ım, damatlar gibi olmuşsun vallahi. Ya ben, he? Yok, sana yakışmamış. Şehirler arası otobüsleri süren kaptanlara benzemişsin. Bana bak, keseceğim dilini senin ha. Nereden buluyorsun bu lafları? 24 saat televizyon seyrederse olacağı bu. Bunlarda ne var? Evdeki hizmetçiye bir şey almadınız mı? Kız. Yoksa ev hizmetçi de mi aldın he? Kendimi kastettim herhalde. Evin hanımı mıyım, hizmetçisi miyim belli değil. 3 senedir aynı entariyi giyiyorum. Sana da hediye aldık kız. Sahi mi Bekir'im? Hani nerede? Yoksa bana mücevher mi aldın Bekir'im? Çam sakızı çoban armağanı. Küçük bir hediye. Hediyenin büyüğü küçüğü olmaz. Önemli olan hatırlanmaktır. Bana verdiğiniz değere bakın. Ana, bak burada ne var? Ne var? Bu kışı rahatlıkla atlatacak kadar para var orada. Babasının oğlu ne olacak?
çıktı vallahi. Ne de çabuk yoruldunuz kız. Daha yeni başladınız çünkü. Kezbanım. Ne? Kezbanım. Şunun düğmesini dikmemişsin ama. On elim yok ya Salim. Ya şuna bak, buruş buruş ama. İnsan ütüler değil mi yani? İş yapmaktan canımız çıktı Salim. Kafamızı ütünüp durma. Peki ben şimdi ne giyeceğim? Ay enişte, kendin ütülesene. Eline mi yapışır Allah aşkına? Aa! Zülbiye. Bana bir kahve yapsana kızım. Baba görmüyor musun? Ocağı siliyorum. Ya sonra silersin. Kaçacak mı yani? Ama senin kahven kaçacak. Hem sen niye ayak altında dolaşıyorsun? Hacer. Bana bir su ver kızım. Anne. Kendini alsana Salim. Görmüyor musun? Çalışıyor çocuklar. Aman be. Yok yok. Bu köyün erkeklerini çok şımartmışsınız. Hem uyuşuklar hem tembeller. Ama kabahat kadınlar da. Her dediklerini yaparsanız armut piş ağzıma düş. He. Anlaşıldı, anlaşıldı. Bugün herkes tersinden kalkmış. En iyisi ben kahveye gideyim. Bir dayak yemediğim kaldı yani. Ben boştayım enişteciğim. Sırtın kaşınıyorsa söyle canım benim. Ya. Hadi. Hadi. Yine. Bu köy bizim köyümüz adlı yarışmamızla yine karşınızdayız. Bu haftaki şanslı çiftimizi buraya davet ediyoruz. Emine, İsmail'cim. Gir kapı açın. Hoş geldiniz Emine ve İsmail. Sağ olasın, hoş bulduk. Bu haftanın şanslıları sizlersiniz. Evi sen mi bastı Hamide teyze, bu ne? Çok güzel bir şey. Bu köy bizim köyümüzün yarışması. Aha bu karıyla kocası 100 milyar parayı ceplerine indiriverdiler. Ay bunlar mı köyün en uyumlu çifti? Kadındaki boya bak, yer elması gibi. 100 milyar aldılar ya, sen ona bak. Sahi, senle Bekir amca niye bu yarışmaya katılmıyorsunuz Hamide teyze? Aman kalsın. Geçenlerde televizyona çıktım diye bana etmediğini bırakmadı. Vallahi ben Burhan'la evli olsaydım katılırdım. 100 milyar bu. İnsan rüyasında bile bu parayı göremez. Haklısın. Sen rüyanda sadece o parayı değil, Burhan'ı da göremezsin. Aşk olsun Hamide teyze. Şaka yapıyorum kız. Alışverişe mi çıktın? Ha onlar mı? Bekir'le Burhan'ın. Döndüler demek. Sana da bir şeyler almışlar mı? Kafamdakini almışlar. Ama bu yemeni daha önce de kafanda vardı. Tokalardan bahsediyorum. Boyları devirmiş. Kendilerine dünyanın eşyasını aldılar. Bana gelince bir iki toka. Param olacaktı ki, gör bak neler alacaktım. Madem paran yok, katılsana bu yarışmaya. Şans mı? Bakarsın kazanırsın. Neye katılacağım? Üstümdeki paçavralarla mı? Evet, çocuklar biliyorum sizi. Bu zarf da ne böyle? Para, Burhan bıraktı. Bu parayla kendini üst başa alsana o zaman. Haftaya görüşmek üzere. Kalk kız, gidiyoruz. Nereye? Kasabaya. Hem alışveriş edeceğim, hem de yarışmaya başvuruda bulunacağım. Bir şartla gelirim. Yarışmayı kazanıp da 100 milyarı alırsan bana ne alacaksın? Sana Burhan'ı alacağım kız. Kalk hadi. Şehirli insanın hali bir başka canım. Gerçek sanatçının değerini hemen anlıyorlar canım. Kezban Hanım'ı da şehre yollamak lazım. Belki bir parça medeniyet öğrenir gelir. Bari aslında bizi korkuttuğu için onu şikayet etmemiz gerekirdi. Evet. Tabii canım. 40 yıl düşünsen bizi korkutan hayaletin Kezban yenge oldu aklıma gelmezdi. Biz de yedik ama helal olsun ona. Bizi oyuna getirdi ya, sen ona bak. O deliden her şey beklenir. Selamun aleyküm arkadaşlar. Aleykümselam. Hayrola Salim. Baloya mı katılıyorsun? Bu kıyafet ne böyle? Ne varmış kıyafetimde? Bit pazarından mı geliyorsun lan? İnsan bir ütü yapar değil mi? İyi ki siz de 40 yılın başında bir semer değiştirdiniz. Ye kürküm ye. Baba uğraşma Salim amcayla. Baksana morali bozuk. Kezban yenge ona bozuk atmıştır da ondandır. Kılıbıkların kaderi böyledir. Elden bir şey gelmez. Senin gibi çatlak olacağım ama kılıbık olurum daha iyi. Ben tedavi olup iyileştim. Darısı senin başına diyeceğim ama kılıbıklığın tedavisi yok maalesef. Salim amca kılıbıklığı bir kere. O sadece kadın erkek eşitliği savunuyor o kadar. Ya. Bırak lan yağ çekmeyi. Sen de bu kıyafetle ortalık yerde palyaçılar gibi dolaşmaya bırak. Sen kime palyaço dedin lan? Bana dedim lan. Ulan var ya. Gebertirim lan seni. Ne var? Ne var? Vurdum. Kanadımı. Ya çocuklar,
Hala çoluk da bir saratalıdır. Kapalıya çağcır acı ne fark eder? Biri çalıyor biri oynuyor. Ulan sus. Ana bu bana hakaret mi etti? Ya amca sana değil bana ediyor. He. Ama ben şimdi ona sanata saygıyı öğreteceğim. Öyle. Dur ne yapıyorsun sana söylemedim ki. Eline sağlık amca oğlum. Vur vur bir de benim için vur. Ya şu köyde bir akıllı adam bulsam kafamı kıracağım vallahi ya. Ay. Kolay gelsin kardeş. Kolaysa başına gelsin. Ay delirdin mi kız sen? Bu kadar ağır yükü nasıl taşıyorsun? Bel fıtığı olursun vallahi. Alışkınız biz Hayruş abla. Kocan nerede senin? O niye taşımıyor bu odunları? Kocam mı? Nerede olacak? Tabii ki kahvede. Oh vallahi. Sen burada odun taşı. O kahvede keyif yapsın. İyi vallahi. Ama kabahat biz kadınlarda canım. Çocukluklarından biri alıştırıyoruz hazıra konmaya. Sonra da kadınlar tarlaya çapaya. Erkekler de kahvede pişpirik oynasınlar. Allah Allah. Canım. Kız çocuğun kafasını örtsene üşüyecek. Yağmur geliyor. Zeytin toplamam lazım sonra ürün alamayız. İyi de sen niye tek yapıyorsun? Senin de mi kocan kahvede yoksa? Kahveden az önce geldi. Şimdi evde herhalde sobanın başında yayılmış uyuyor. Oh maşallah son uykusu olur inşallah. Ay şu köy adetleri bir türlü değişme diye ona yanarım ben. Mesailimizden memnunuz. Hem memnun olmasak ne olacak? Bu böyle gelmiş, böyle gidiyor. Böyle gitmez canım. Kadın olarak, insan olarak haklarını savunacaksın. Kadın erkek eşitliği denilen bir şey var canım. O burada yok. Şehirde olabilir ama burada yok. Ne demek burada yok? Kadın her yerde kadındır kızım. Hadi hadi, çocuk söyleniyor. Git karnını doyur hadi. Hadi hadi ben senin yerine yaparım canım. Bu hanım ellerinle yapamaz. Ay sevsinler. Ayol sen doğmadan önce ben buralarda zeytin topluyordum. Ne haber? Ana, bak şunu böyle yaptım. Güzel oldu be. Ay, ay ayaklarım. Ay aman ay, ay bilim. Ay bilim. Ay, ay ay. Oh. Ah teyze hoş, kim dedi sana ay. Git bütün gün tarlada çapa yap diye? Ay ne bileyim acıdım kadıncağıza çocuğu da sırtındaydı. Ay o anda kocası karşıma çıksaydı o çapayı kafasına indirip ikiye bölmüştüm. Vay ay. Çapalı katil. Acımış ay. Ay ay kolum. Ay. Hayır. Senin gibi sportmen bir garının alışkın olması gerekirdi. Ay bunun sportmenlikle ne alakası var Kezboş Bey? Alakayı da sen kur canım. Aman be enişte. Eniştemin nesi var? Bilmem. Ay! 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 Ay yürüyemeyeceğim. Yürümekte bile zorluk çekiyorum. Hay aksi! Ayrış teyze neler gibi oldun. Bastın ister misin? Kalın bir şey olsun da senin kafanı kırabilsin. Aa. İçmeyeceğim. Neden? İçmeyeceğim de ondan. Allah Allah. Ne oluyor Salim?
Kızcağız sana çay getirdi. Adam gibi içmem diyemez misin? Bana karışma Kezban. Bu evin reisi olarak istediğim kişiye bağırırım. Bugüne kadar sustuğum kabahat. Ay ne diyor bu? Baba sen iyi misin? Demek bu evin reisi sensin öyle mi? Öyle. Dünyanın her yerinde erkekler reistir. Bana bak Salim. Bu evde sen ne kadar reissen ben de o kadar reissim. Anladın mı Salim efendi? Bravo! 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 Bak Kezban. Bu köyün muhtarı olabilirsin. Bu evde benim borum öter. Kızlar getirin şuna bir boru. Eh Kezban. Beni maskara ettin ya çoluk çocuğa. Anlaşıldı. Bu evde fazlayım ben. Heh, o kadar. Baba gecenin bu saatinde nereye gidiyorsun? Cehennemin dibine. Çekil şöyle. Ay. Çekil. Yaştı. Bir yere mi gidiyorsun lan? He? Şey, 5 yıldızlı bir otelin lobisinde Sülbiye'yle buluşacağım da. Ya bu köyde kahveden başka gidilecek yer var mı? Anan nerede? Ya komşudadır ya da gezme tozmadadır. Bu kadın çok oldu ama. Hele bir gelsin gününü göstereceğim ona ha. Belki de güne gitmiştir. Sen bir şey yedin mi? Benim karnım açlıktan zil çalıyor. Ben 2 yumurta kırdım yedim. Yumurta, ağzına layık. Yumurta. İçimizde civciv çıkacak. Hadi ben gidiyorum. Öf be. Sen de kimsin? Benim Bekir'im Hamide. Bu halinde ne böyle ki? Kamyon karlarda dönmesin! Bir günde bana iltifat etsen kafamı kıracağım valla. Sen zahmet etme ben kırarım. Gel buraya gel. Bu kadar parayı nereden buldun lan? He? Bunlar neyin aldın? Buranın verdiği paralarla aldım Bekir'im. Ne? Bütün düşeme ekmeği ayırdığımız parayla bunları mı aldın kendine? Saçımı. Seni öldüreceğim amide. Son duan ey! Saçımı bırak da son duam iyiydi. Baba ol kendini Zeus baş alırken iyi. Ben alınca kıyamet kopuyor öyle mi? İyice zıvaradan çıktın gel buraya kadın. Gel buraya da dünyanın kaçacak olduğunu göstereyim sana kadın. Bak, bana el kaldırırsan seni şikayet ederim. Hem de kadın sığınma evinin genel müdürüne. Ha. İstersen halinden sorumlu devlet bakanına şikayet et öldüreceğim seni. Bak bana el kaldırırsan bu evden giderim. Ha. Hala durduğum kabahat. Nereden geldiysen oraya git. Bak gidiyorum ama. Git. Git yoksa bu evden cenazen çıkacak! Ay. Babam da nerede kaldı? Cehennemin dibinde. Cemal! Ne biçim konuşuyorsun sen? Ya çıkarken ya. Öyle demişti ya. Ay keşke bu kadar ağır konuşmasaydın Kezboş. Eniştemin kalbini kırdın. Sen karı koca arasına girme. Kocam değil mi? İstediğimi söylerim. Ama bu defa çizmeyi aştın. Kalk kız babanı bulalım. Merak etmeye başladım. Gidelim vallahi hiç bu kadar geç kalmazdı. Oturun oturduğunuz yerde. Bana emir veremezsin Kezboş. Ben kocan değil ablanım kızım. Hadi kız. Hadi. Ben de geleyim teyze. Yürü yürü. Anne ben de gideyim mi? Hele bir yerinden kalk. Of anne ya. Anlamadım.
Gözlerini sakın saatten ayırma Recep Bey. Ayırmam, ayırmam. Şşt, konuşmak yok. Şşt, konuşmak yok. Bak hala konuşuyor. Gerçekten uyuyacak mı? Sus da seyredelim. Birazdan çocukluk günlerine döneceksin. Saatten sakın gözlerini ayırma. Ana, Ercep uyuyacağına Bekir amca uyudu. Sessiz ol anne. Hadi lan. Bakayım bana. Aklın ne? Neredesin? Kaç yaşındasın? Adım Erce. Evet. Şu an tarladayım. Yaşım 7-9. Sen hala burada mısın? Nereye giderim bu saatte? Kimim kimsem yok ki. E hani kadın sığınma evine gidecektin he? Sana gözdağı vermek için öyle dedim Bekir'im. He, ben de yedim. Niye kapıyı kilitliyorsun? Aklın başına gelene kadar sokakta kalacaksın. He? Etme Bekir'im. Uyma şeytana, bu soğukta donarım valla. Bunu kışlık paramızı harcamadan önce düşünecektin. He? Sırf sana güzel görünmek için bunları aldım. Güzelleşmek mi? Eşeğe altın semer bile taksan eşek eşektir. Kal sağlıcakla. Yapma abi. Kapı açın. Arkanı dön ver. Oğlunun biricik anasını sokaklarda bırakma. İlla ayağını öpün etme. Keşke babamın gömleğini ütüleseydim de anamla kavga etmeselerdi. Aman böyle olacağını nereden bilebilirdik ki? Aman ortalığı telaşa vermeyin. Bırakın burnunu sürtsün biraz. Öyle deme teyzoş. Melek gibi kalbi vardır benim babamın. Aman bana erkekleri anlatma kızım. Biraz dizginlerini gevşettin mi tepere çıkarlar. Allah Allah. En iyisi ayrılıp öyle arayalım. Hacer sen de o kahveye bir daha bak. Olur. Biz de Saffet'e gidelim. Tamam. Hadi. Tamam o zaman evde buluşuruz. Tamam. Tamam. Hacer hadi. Sakın babamı bulmadan dönme. Ya sen merak etme, ben elimle koymuş gibi bulacağım. E hadi. Babam yerine Ercebi bulmayasın da. Aman hadi oradan be. İşine bak sen salak. Ay bu ses de ne böyle? Biri ağlıyor galiba. Allah Allah. Kim ola ki? Bilmem. Aa. Hamide teyze neyin var? Hamide Hanım bu soğukta ne işin var? Niye ağlıyorsun? Bekir beni sokağa attı. Neden? Kavga mı ettiniz yoksa Hamide teyze? Kendime bir güz baş aldım diye beni sokağa attı. Vay terbiyesiz vay. Yok yok. Bu erkekler de çok oldu artık. Birilerinin onlara hadlerini bildirmesi lazım. Kalk yürü, bize gidiyoruz şekerim. Hadi. Ne? Size mi? Kezban beni görürse deliye döner. Aman o zaten deli. Yürü şekerim. Saçları çok güzel olmuş Hamide teyze. Yakışmış mı? Yakışmış mı? Çok. Pekala. Şimdiki yaşını
ve nerede olduğunu söyler misin? Şu an 22 yaşındayım. Yalan söyleme. Hı? Benden 4 yaş büyüksün bir kere. Şşşt. Köyün kahvesindeyim şu an. Bu köyde sana ne diye hitap ediyorlar biliyor musun? Deler cep diyorlar. Peki sana deli dedikleri için üzülmüyor musun? Ya. Neden? Ya katil Ercep deselerdi? Hırsız, üç katil Ercep deselerdi daha mı iyiydi? Aferin lan Ercep. Deli meli ama bizden daha akıllıca laflar ediyor. Zaten delilerle dahiler bir elmanın iki yarısı gibidir. Seninle Ercep gibi değil mi? Söyle bakayım. Bir sevgilin var mı? Hı? Var. Adı Hacer'im. Hacer seninle evlenecek mi? Hayır. Akıl var, mantık var. Hacer genç ve güzel bir kız. Benim gibi deliyle evlenebilmesi için onun da deli olması lazım. Madem Hacer seninle evlenmeyecek, niye hala seviyorsun o zaman? Yüreğimde bir sevgi beslemem bana yeter de artar da bile. Ya sevgisiz bir yürek taşısaydım daha mı iyiydi? İyi akşamlar. Oo, iyi akşamlar. Ne işin var burada Hacer? Babama bakıyordum da yok galiba. Yanlış yerde arıyorsun. Bu saatte evdedir o kalabalık. Anandan izin almadan tuvalete bile gidemeyesin. Baba. Ha, bu gece babanı görmedim Hacer. Bir şey mi oldu? Yok. Siz bu Ercep'e ne yapıyorsunuz böyle? Simetri abi onu hipnotize etti. Ha, onun için bana gelmedi. Aman iyi iyi böyle kalsın. Kız Hacer, Ercep de sana yüz vermiyor artık. Sen de ablan gibi evde kaldın. Cemile, sen de koca bulacağım diye sınıfta kaldın. Ne oldu? Salak. Aman Hacer'im geldi. Başardım. Hacer'im. Hacer'im. Hadi amca teyze. Gel. Gel. Al. Geç şöyle. Otur canım. Ana. Ne işi var bu kadının benim evimde? Bekir sokağı 3 kez boş. Kocam arabaya gidiyorsunuz. Yanınızda düşmanımla geliyorsunuz. Hadi teyzen yarım akıllı. Sen niye bu kadını evime getiriyorsun? Ana yabancı mı o? Hamide teyze. Ya çekme kırarım bacaklarını ha. Ben gitsem iyi olacak. Hem sizi de rahatsız ettim. Ay. Aa, otur oturduğun yerde be. Sen bu köyün muhtarı değil misin kız? Olsam ne olacak, olmasam ne olacak? Simoş Bey haklı Kezboş. Sen görevini savsaklıyorsun. Yok ya. Sokaktan topladığın her kadını evime mi alacağım sanki? Bu köyde bir kadın sığınma evi bile yok. Oha. Sana oha. Sen burayı Büyükşehir Belediyesi sandın herhalde Hayruş Hanım. Nerede kız baban? Yok ana, kimse de görmemiş. Kaç bakalım Salim, kaç. Nereye kadar? Sana çok bile dayandı adamcağız. Sen onu da bulamadın ya, ne haber? Hamide teyze, senin gözüne ne oldu? Hacı, git pamuk getir de yüzünü temizlesin zavallı kadın. Ağlama kardeşim, ağlama. Anne, babam eve dönmez sevinirken ben mi olacağım? Salim amca, ne işin var burada?
Hiç. Hava alıyordum. Üşüteceksin sonra. Hadi evine gitsene. O üşütüklerin evine gideceğim, he. Burada üşürüm daha iyi. Evdekilerle aranda bir şey mi geçti yoksa? Ondan Hacer seni arıyordu. Anlaşıldı. Sen evdekilerle kavga etmişsin. Yoksa gecenin bu saatinde sen evden çıkmazdın. Hadi hadi, gidiyoruz. Yok yok, ben yerimden memnunum. Yapma Salim amca. Bak hava buz gibi. Hadi bize gidelim öyleyse. Yok yok, size gelmem. Baban sonra benimle dalga geçer. Ona müsaade etmem, korkma. Yeter be. Evde var mıyım yok muyum belli değil. Bir sandalye kadar değerim yok. Pısırık bir koca olarak yaşayacağıma, onurlu bir adam olarak ölürüm daha iyi. Anlaşılan Kezban yenge seni çok üzmüş. Sadece o mu? Bir de hayruç çıktı başımıza. Bir de kızlarım. Al birini vur ötekine. Hayruç'la kızlar evlenseydi bu sorunlar yaşanmazdı. Burhan, bakıyorum kendine yol açıyorsun ha? Yok vallahi. Hadi hadi. Ah Kezban ah. Saçımı süpürge ettim, yine yaranamıyor. Saçında zaten yonca süpürgesi yok. Cadı süpürgesi gibi maşallah. Yalan mı? Saçımı boyadım diye evden attı. Allah aşkına güzel olmak suç mu? Ne yapıyorsun? Kürası elinde kırmızıca. Bekir'in ne mal olduğunu bilmeyen yok. Onun için dünya bir yana, cürası bir yana. Onu adam ettim, nankör herif. El üstünde tutacağına bak paspas edip çiğnedi. Burhan bir şey demedi mi Hamide teyze? Babası ne ki oğlu ne olsun? Armut dibine düşer. Ben bakarım, babamdır. Kadınlar köyün erkeklerinden şikayetçi Kezban yenge. Her gün dayak yiyoruz. Bana değil Hayruş'a söyleyin. Hayır şu kadın dayanışma kolu başkanı atadım. Aa, benim niye haberim yok? Söylüyorum işte. Boş boş oturacağını bir işe yara bari. Ay canım benim. Ablasının kuzusu. Bıktık artık Hayruş. Bütün işleri biz yapıyoruz. Onlar yan gelip yatıyor. Şşt, kız. Sen de mi kocandan dayak yiyorsun? Benim kocam yok Hacer. Bunu sen de biliyorsun. Ha, biliyoruz da burada ne yapıyor? Ha. Sana hesap mı vereceğim? Aa, susun kızıyorum ama ha. En ev değil, kadın sığma evi mübarek. Kızlar, erkeklere gücümüzü göstermenin zamanı geldi artık. Erkekler sizden özür dileyinceye kadar bu evde yatıp kalkacaksınız. Canlarım, ciğerlerim, etim, kanım, sevgililerim benim. Baba, misafirimize hoş geldin desene. Yok muydu sokakta başka kimse? Onları da toplayıp getirseydin kedi köpek falan, he? Baba, ayıp oluyor ama. Ne ayıp olacakmış lan, he? Ne işi var bunun burada? Ben sizi rahatsız etmeyeyim de gideyim, he? Tabii tabii, gel. Baba, Kezban yengeyle kavga etmişler. Aha Salim amca, otur otur rahatsız ol. Salim lan mercimek Salim, otur otur. Aferin lan Salim. Bana bak, sonunda resmini çektin ha. Çektim Bekir. Benim de bir gururum var. Ha şöyle, erkek adam böyle olur. Ara sıra gürlemek lazım. Anlat bakalım. Nasıl oldu da şimdi böyle birdenbire Kezban'a karşı çıktın he? Ya boş ver be Bekir. Ne sen sor ne ben söyleyeyim. Ben biliyorum. Karısını dövmeyen dizini döver biliyorsun. Oğul, anasına bak, kızını almaktan vazgeç. Bu kız seni de yarın öbür gün... Evden kovar. Bunları konuşmanın sırası değil baba. Annem nerede? Ananı sokağa attı. Ne? Sokağa mı attın? He. Anan dünkü hasladın hepsini harcamış. Akıllansın diye sokağa attım he. Nereye gider bu saatte bu kadın? Anan sosyetik oğlum. Uludağ gayak yapmaya geçmiştir. Allah Allah, bu köye ne oldu böyle? Hacer, kız, kapatsan falıma bakar mısın? Bilmem, kaç para vereceğim? Sen de var ya, vereceğiz işte bir şey. Abla,
İkimizin kısmeti de ayağımıza geldi. Burhan. Ya Burhan. Kız nereden ikimizin kısmeti oluyor? Anlamadın abla. Senin kısmetinde aşk var, benimkinde para. Hadi. Niye, Burhan sana para mı getirdi? Hayır. Sevgilisi onunla konuşmak için bana para verecek ya. Geliyorum, tamam, bir dakika. Bir dakika, bir şey konuşuyoruz. Fırsatçı, ne olacak? Al. Şişt bak, sen etrafı kolaçan et. Anam gelirse haber ver. Alır alır. Ne işin var burada? Anam görürse fena yapar. Biliyorum. Babam bizde, ona haber vermeye geldim. Tesadüfe bak. Senin anan da bizde. Ne? Ya, baban ona sürekli işkence ediyormuş. Sen de babana çektiysen biraz sen de zor evleniriz. Babama iftira etme. Anama bir piske vurduğunu bile görmedim. Bizde ne işi var öyleyse? Keyfinden gelmedi ya. Babama laf edeceğine sen o deli anana laf et. Zavallı Salim amcayı kum torbasına çevirmiş. Anam hakkında böyle konuşamazsın. Sen de babam hakkında böyle konuşamazsın. İyi, git de o zaman babanın turşusunu kur. Sen de ananın turşusunu kur. Şeytan görsün yüzünü. Hamide, kahvaltı hazır mı lan? Biraz sonra hazır olur. Anan nerede? Onu evden kovmuşsun ya, unuttun mu? Salim amca, sen ekmek yapmayı bildiğinden emin misin? Hı? Kezban yengen hamileyken evdeki bütün işleri ben yapardım. Bence hala sen yapıyorsun. Ne lan bu mutfağın hali? Allah cezanızı vermesin. Kolay mı ekmek yapmak? Safet, bana bir çay ver. Tavşan kanı çaylar geliyor amca. Baba, anam Kezban yengelerde kalıyor. Bu da Kezban'ın yeni oyunu, he? Hamide'ye karşılık Salim. Bekir, lafını bil de konuş. Beni karınla karşılaştırıyorsan aldanırsın canım. Şu yaptığın ekmeği bir tadalım da ondan sonra karar veririz. Eh be Salim amca, beni mi tandıra koyacaksın? Yok, bir şey yapmadım canım, pardon. Safet, sana hiç süzgeç kullanmayı öğretmediler mi? Çekerdi bine şimdi be amca. Ne oluyor lan? Niye öyle bakıyorsunuz bana? Karılarımız dün gece evi terk ettiler. Jandarmaya haber etseydin bana ne? Köylüler bunlara senin sebep olduğunu söylüyorlar. Evet. Açık konuşun lan. Ne istiyorsunuz? Hamide Hanım'ı kovdun diye bütün kadınlar örgütlendi. Kezban'ın evinde kamp kurdular. Kadınlar ellerine dönmek için senin Hamide teyzeden özür dilemeni bekliyorlar. Evet. Sadece özür de yetmiyor. Eşitlik de istiyorlar. Ayrıca erkeklerin de tarlada çalışmalarının şart koşuyorlar. Amma korkaksınız lan ha. Gidin alın karılarınızı. Sizi tutan mı var ha? Bekir amma. Hamide yengeden özür dilemek zorundasın. Hacer senin yüzünden bana yüz vermiyor. De git lan deli. Hadi kalkın gidiyoruz. Hepinizin karısını geri alacağım. En başta da benim karıyı. Yürü. Hadi. Hadi gidelim. Hadi abi yürü. Hadi gidelim. Hadi gidelim. Fikri güzel görünmek için seçtim. Evet. Ama şey oldu, rengini beğenmedim. Çok güzel. Bundan sonra bir daha boyatmayı düşünmüyorum aslında. Daha da güzel olabilirdi. Bilmiyorum ama buyurun, afiyet olsun. Afiyet olsun. Yeme kız, yeme. Kezban yenge, Kezban yenge geliyorlar. Kocalarımız geliyor. Kim geliyor? Ölecekleri varsa ölecekleri de var. Hadi kızlar, yürüyün! Hadi, yürüyün! Hadi! Hadi, 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 çabuk, çabuk, geç. Sen de geç, hadi. Hiç kimseden özür dilemeyeceğiz. Ölmek var, dönmek yok arkadaşlar. Yürü! Yürü! Hadi, hadi. Hadi.
o Bekir? Çamaşırları mı biriktin? Yoksa yemek mi yemedin? Kadınlarımızı esir etmişsin, onları kurtarmaya geldim. Ay, duydunuz mu kızlar? Hoş geldin sevgili Superman. Ayol, biz burada kimseyi zorla tutmuyoruz. Herkes gönüllü geldi ona göre. Hamide, gel ki buraya. Pışık, bunu beni kovmadan önce düşünecektin. Açı, düş kız önüme. Gelmiyorum işte. Fatma kız, hadi. Gelmiyorum. Hadi, düş kız önüme. Babaş. Hiç kimse bir yere gitmiyor canım. Burada herkes eşittir. Ne diyor bu ya? Ya, erkek erkekliğini, kadın da kadınlığını bilecek. Evet. Karılarınızın sizinle gelmesini istiyorsanız önce onlardan özür dileyeceğim. Başka? Tarlaya onlarla gidecek, odunları onlarla toplayacaksınız. Evet. Ya şartlarımızı kabul edersiniz ya da kadınlarınız sizinle gelmez, öyle değil mi? Öyle. Hiçbir şartınızı kabul etmiyoruz. Aha. Ben şahsen karımı bilirim. Benim hasretime iki gün dayanamaz, hemen gelir. Hasretinden delirsem bile dişimi sıkacağım. Ben de özgürlük istiyorum. Ben de odun taşısam, tarlaya gitsem, bana Hacer'i verin. Sen de kendini nimet taslama. Çekil şuradan. Bana, bana. Hacer mi istiyor? Şşş, sus. Evet beyler. Son kararınız nedir? Hadi sizi bekliyoruz, konuşun, dökülün. Kimseden özür dilemeyeceğiz. Akşama kalmadan kardeşlerimizin hepsi evine gelir tıpış tıpış. Sen öyle. Bu geyde kadın olsun, erkek olsun aynı haklara sahip olacak. Evlilik paylaşım demek, birleşim demek. Anlaşıldı mı lan? Anlaşılmadı. Herkes içeri getir. Hadi. Girin bari. Hadi. Girin. Oh be, bekarlık nasıl var mı? Kız Fatma. Bekarlık sultanlıktır. Sultanlığınız mübarek olsun beyler. Bakalım sultanlığa kaç gün dayanacaksınız ha? Elimiz armut toplamıyor ya. Kendi yemeğimizi kendimiz yaparız. Çamaşırımızı yıkarız. Oo, çok mu zor be? Ha? Davul sesi uzaktan hoş gelir Bekir efendi. Odri meydan, hadi. Arkadaşlar, ölmek var dönmek yok. Hadi. Yürüyün. Hadi. Görüşürüz beyler. Köyde kadın döven erkek karşısında beni bulacak ona göre. Yaşa sen Ayruş. Çocuklar, size vurulan her tokadın bir hesabı var ona göre. Evet. Hapis mi yazarlar yani? Anlayışın kıt galiba. Cezası var diyor. Burhan centilmen bir erkek canım. Kaygılanmama gerek yok. Ne diyorsun kız sen? Aman abla. Elini kana bulama. Değmez buna. Kızlar, bugün husumet istemiyorum ona göre. Ha, nerede kalmıştık? Kadın erkek çeşitliliği. Dur seni. Uzun lafın kısası, kendinizi ezdirmeyin kızlar. Kanun önünde kadın erkek eşittir. 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 Yani onlara muhtaç değilsiniz ayol. Ama erkeklerin yeri de başkadır yani. Hemen başlamayın çözülmeye. Ayol, iki gün nasa çekin kendinizi. Hele yatakları da sofaya attınız mı? Bakın görün nasıl hizaya geliyorlar. Hayrol, sen bu kadar çok şey bilip de nasıl evde kaldın? Kim kalmış, ben mi? He, ben değil herhalde. Bana bak, eniştem seni almasaydı sen de benim gibi olurdun. Sen de evde kalmıştın. Kapımıza iki ay yattı. Hadi. Evet kızlar, bugünü kadın dayanışma günü ilan ediyor. Evet. Var mısınız felekten bir gün canlı? Allah! Yaşarız. Hadi o zaman ziyafet nasıl yapılırmış gösterelim herkese. Görmüşsünüz. Evet. Evet. Hadi çalsın sazlar, oynasın. Thank you.
Çalış. Düzgünce çalış. Hadi. Hadi. Tembellik etmeyin, çalışın. Kadınlara söz verdin. Gitme. Hamide yengeyi dövmeseydin bunlar başımıza gelmeyecekti amca. Evet ya. Of ya. Ne diyorsun lan? Ben hayatımda karıma fiske vurmadım. Bari benim yanımda söyleme baba. Belki üzerine sinek kondu diye bir iki vurmuşumdur. Ama ona değil, sineği öldürmek için vurmuşumdur. Ben sanatçıyım oğlum. Kadına el kaldırmam. Sinek. Bunu külahıma anlat. Hadi ya, çalış ha. Diyor, ben çok yoruldum ya. Tabi çapa sallama kanım evlatların işi değil. Dayak yeme kanım evlatların işi mi lan? Bana bak Avni. Ne var lan? Gel lan. Yapmayın. Ne var lan? Yapmayın. Durun. Durun. Ne var? Ayıptır. Durun. Dur. Sakin olun. Arkadaşlar. Kadın danışmanlığına hoş geldiniz. Erkek egemenliğinden kurtuluşumuzun ilk günüdür. Evet. Bravo, 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 bravo. Arkadaşlar, şimdi size benim sağ kolum, canımdan çok sevdiğim ablam Ayrış'ı takdim ediyor. Yaşa teyze hoş. Yaşasın teyze hoş. Köyümüzün kadın kolu başkanlığına atanmıştır. Bundan böyle her derdinize o koşacak. Bravo, bravo. Sağ olun, sağ olun. Arkadaşlar, bundan böyle köyümüzün kadınları sahipsiz kalmayacak. Her türlü sorununuzda yanınızda olacağım. Söz veriyorum. Bravo, bravo Tekoş. Yaşa. Bizim de insan gibi yaşamak hakkımız. Aile kurumu sorumlulukları paylaşmak demektir. Özveri demektir. Özveri ne demek? Teyze, anlayacakları dilden konuşsana. Anacığım, özveri fedakarlık demektir. Erkeklere karşı topyekun bir savaş içindeyiz. Onları ezip geçeceğiz. Evet. 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 Sayende itilip kakılmaktan kurtulacağız. Kezban yenge. Evet. Hadi. Sol. Evet. Sol. Ayol, kadın hakları diye bir şey var. Ayrış, böyle kadın konuşuyor. Sen şehirlisin. Önce dinlemeyi öğren. Kadın kadındır Kezboşçuk. Şehirlisi köylüsü olmaz bunun. İyi kızlar ha. Yaşasın kadın dayanışması. Hadi kurbanız. Bravo. Bravo. Yaşasın. Anlatın derdinizi kadınlar. Çekinmeyin. Konuşun. Ben televizyona çıkma özgürlüğü istiyorum. Anladık Hamide, anladık. Kumaya başlık parasına da sor. Aferin. Sevenleri ayırmayın. Hadi be. Görücü usulüne de son. Hadi arkadaşlar. Kadınlar gününü başlatıyorum. Eğlenin bari. Bugün senin gününüz. Ya Bekir amca.
Özür dilerseydin şimdi kahvede çaylarımız yudumlu olacaktık. Lan erkeklik onurunuzu kurtardım ben sizin değil mi? Ne gerek vardı baba? Ha. Özür dilesen ne olur sanki? Erkek dediğin özür dilemez, kadının da ayağına geçmez. Baban doğru söylüyor. Kadını arada bir terk edeceksin ki burnu sürtülsün biraz. Yani benden örnek al. Filbiye bana varsın, onu başımın tacı yaparım valla. Lan Pire, seninki yine aptalca aylar kurmaya başladı. Aptal sensin lan. Sensin lan. Geberteceğim lan şimdi seni. Ne var lan? Dur. Yat lan. Dur. Yapmayın lan. He? Yapmayın. Dur. Bırak lan. Sarın lan. Lan. Ayrı lan. Yemek hazır. Gelin. Beyler. 10 dakika yemek molası. Dur. Ben köyü teftişe gidiyorum. Siz çalışmaya kaldığınız yerden devam edeceksiniz. Durun önce ben. Kurt gibi acıktım valla. Kadınlar hak veriyorum şimdi. Canım çıktı valla. Baban duymasın ya. Duyarsa duysun be. Yine mi soğan ekmek? Bunu bulamayanlar da var Salim. Otur da aç karnı doyur. Kadınlara muhtaç olacağımızı halimize şükredelim. Yine soğan. Ver. Ben atama soğan en güzel yemek. Cücüğünü veriyorum. Söz lan. Duyan da aceli sana verdim sanacak. Bak ben de yemek yapmasını biliyorum. Bana Hacer'i ver. Ver Salim amca. Sus lan deli. Ben soğan yiyemem. Midem ağrıyor sonra. Garson menüyü getir oğlum. Salim amcan yemek seçecek. Aha! Kahvede şenlik var. Kezban Hanım kahveyi düğün için kiraya vermiş anlaşılan. Bunların hepsi kara kaplı deftere yazılıyor Kezban Hanım. Aha! Asimetri! Utanmıyor mu kadınları dikizlemeye he? İçeride neler oluyor Kezban Hanım? Hı? Kutlama yapıyor. Siz burada kutlama yaparken erkeklerin tarlada canı çıkıyor ama. Erkekler kahvede yan gelip yatarken tarladaki kadının canı çıkmıyor zanne he? Kadın koalisyonu kuruyor. Sen de katılacaksın mı? Ben yasa dışı işlere bulaşmam. Toplu gösteri için jandarmadan izin aldınız mı? Hı? Almadıysanız yaktım çırağı. Erkeklerin içeri girmesi yapma. Emme sen bize sayılır. Sözlerinize dikkat edin Kezban Hanım. Ne demek sen de bizden sayılırsın? Yanlış anladın lan. Yani sen çağdaş mı delisin diyorum. Erkek kadın eşitliğini savunuyor diyor. Ben deli değilim. Ben de değilim ama herkes bana deli Kezban diyor. Ne yapalım? Hadi gidiyoruz. Alın bakalım. Beyler, yerinizde olsam buradan doğruca eve giderdim. Ne demiş o? Niye? Kadınlar çekirge sürüsü gibi kahveyi istila ettiler de ondan. Allah Allah. Bunlar iyice çığırından çıktı. Bunlara hadlerini bildirmek lazım. Evet. Arkadaşlar, yürüyün kahveye gidiyoruz. Hadi. Hadi gidelim. Yavaş. Hadi, yürüyün. Ama bunlar ben de yere bırakayım. Hacer'im. Yaşasın özgürlük! Yaşasın! Aklınız varsa evlenmeyin. Aman! Özgürlük gibisi var mı? Ben esir hayatı yaşamaya razıyım. Yeter ki bu halde evleneyim. Sen var ya, yavaş al. Pis mi? Aman abla.
kendinize destur vermek yok mu? Şuraya bakın. 40 yıllık mesai yerimiz kadınlar matinesine dönmüş. Rezalet ya. Beğenemediniz mi? Kadınların kahvede ne işi varmış? Evet. Ha. Kızlar hadi eve bakın hadi. Bir de bacaklarını göreceğim senin. Yürü eve. Kezba koru beni. Gözü dönmüş Bekir'imin. Ulan Hamide sen eve bir dön. O zaman göreceğim dayağın aslını he. Seni günde 3 öğün döveceğim. Dönmez mi? Oh oh. Vay 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 vay. Kendine gel Cüracı Bekir. Bu köyde her türlü aşağılanmak yasaklanmış. Sana ne oluyor Ayrıç? Kezban Salim'i dövünce iyi denme değil mi? Hadi. Hamide düş peşime. Benden kız almak kolay değil Bekir efendi. Yok, senin kız dediğin benim 25 yıllık nikahlı karım. Karı koca arasına girilmez Kezban. Onu karına evden atmadan önce düşünecektin efendi. Kahveyi istila etmişler. Nerede file gideceğiz biz şimdi? Ay! Bugün kadınların dayanışma günü. Hadi bakalım. Başka yerde hadi bakalım. Hadi hadi. 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 Zülfiye. Babanın hadi. Sözünü dinle. Hadi eve. Sana ne lan? Sen kim oluyorsun da bana emir veriyorsun? Yürü hadi. Yürüyün arkadaşlar, yürüyün. Hadi yürü. Tilkinin dönüp dolaşacağı yer nasılsa kürkçü dükkanı da yürüyün. Çok da kendi kendine. Hadi. 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 Ben bu sesi bir yerden tanıyorum. Hacer! Cem'in sesi. Beni sesimden mi tanıdın Hacer? Ben sesinden tanıdım. Ne olmuş? Bir günde peşime takılmasak kurban keseceğim vallahi. Kurban yerine beni kes Hacer'im. Oldu. O zaman seni bir iple bir ağaca bağlayayım. Kurban bayramı da keserim. Postunu da Türk Hava Kurumu'na bağışlarım. Oldu mu? Sen benim derimi de mi soyacaksın Hacer? Canım yanmaz mı sonra? Yanmaz yanmaz. Hatta senin derinden kendime mont bilem yaparım. Ah canım, üşüyorsun demek. Ama çek elini Allah aşkına. Git başımdan Ercep, noterlikten bekliyorlar, bir sürü bana, işim var. Bana, ben de geleceğim işte. Orası resmi daire Ercep, öyle kafana göre giremezsin. Ama birazdan yağmur yağacak Hacer'im, ıslanırım sonra. Lan sen sabır ver ya, başıma belası hadi. Hacer'im, Hacer! Ay, bir yağmur eksikti. Ay damakmasa bari. Çobal, bak aklı bir. Ben leğenleri getireyim. Cemile, sen ne oturuyorsun öyle yeni gelin gibi? Kalk yardım etsene. Ana. Ha. Damı aktarmadınız mı Kezboş? O işi Salim yapardı. Bizim evi Bekir aktarırdı. Sen bir koşu gidip çağır. Otur otur da geldi. Ayağına mı gideceksin onun? Küs olduğumu unuttum. Ay böyle yağarsa evi su basacak. Bu yağmur birazdan diner. Siz hep merak etmeyin. Ay bir meteorolojiden ahkam kesmediğin kalmıştı, o da oldu. Çay içen var mı kızlar? Ben de isterim. Ben de isterim. Ya burası da resmen çöp eve döndü he. Bir an önce anandan özür dilesen iyi olacak. Böyle giderse bu evde bitler pireler cirit atacaklar. Vallahi Burhan doğru söylüyor amca. Sen bırak Burhan'ı da kadınları nasıl size getireceğimizi düşün. Bir filmler bunu artık. Sinemacı değil misin? Vallahi bu defa sizi ben dahi kurtaramam. Şener Şen'le Müjdar'ın bir filmi vardı. Çalvar davası. Ne olmuş? Bu filmde kadınlar mı dize giriyor? Hayır, erkekler. Peki erkeklere uygun bir film yok mu? Aman be, bu salan söylediği filmlerden hangisi gerçek hayatta oluyor ki? Ha. Hepsi yalan dolan. Uyduruk şeyler. Yarın Sülbiye ile aram bozulunca amcaoğlu ne olur bir çare bul dersin. Sülbiye'den bahsetmesene.
Salim amca ayıp oluyor. Kusura bakma, ağzımdan kaçtı. Hadi yeğenim, çalıştır şu saksıyı. Şu kadınları nasıl oyuna getireceğiz onu düşün. He? Aynı Bakırköy'deki tımarhanenin bahçesindeki heykel gibi duruyorsun Saffet. Ayakta durmaktan yorulmadın mı Ercep? Sen yanımda ol. Ömrümün sonuna kadar böyle ayakta beklerim Hacer'im. Telefon çalıyor Hacer'im. Ya öyle mi? Esence Buhtarlı, ben Hacer Pekmezci, buyurun. Kimi arıyorlar, kimi? Şşt. Efendim? Nereden? Ne? Televizyondan mı? Televizyondan arıyorlar. Ay inanmıyorum, ne zaman? Tamam, dört gözle bekliyoruz. Saygılar, sevgiler, saygılar. Ay Allah, yaşasın. Kimdi arayan Hacer'im? Köy televizyoncular geliyormuş. Aman, dizi filmi çekecekler Hacer'im. Yok, bir delinin hatıraları adlı belgesel çekeceklermiş. Hadi hadi, koş koş, köylere haber ver. Bu köy bizim köyümüz yarışmasından geliyorlar. Sahi mi Hacer? Ha, ben de anamlara haber vereyim. Hadi hadi, koş koş, köylere haber hadi. Ver. Burhan, oğlum. Ya hazır çamaşır yıkamışken şunu da bir yıkasana ha. Kusura bakma baba, yıkayamam. Ne? Şu ellerimin haline bak. Burhan, oğlum. Şu gömleği bir yıkasana ha. Tabii yıkarım Salim amca. Sen yeter ki emret. Koş şöyle. Tanihin seni. Kayınbaban olacak ki. Yağ çekiyorsun değil mi? Dur. Saffet, yeğenim şuradan bir çay koy da içek ha. Aha, bütün bardaklar kirli. Bir tane temiz bardak yok. E yıka o zaman, eline mi yapışır? Aa, sen de amca. Ah ah, adamın kıymetini bilemedik. Benim canım çay çekti, kahveye gidiyorum. Dur ben de seninle gidiyorum. Ben de geliyorum. Benim başım kel mi? Amca. Kül kedisi işini yarım bıraktı. Ulan sen yine dayak istiyorsun Saffet. Dur amca. Gel lan buraya. Müjde, müjde, müjde isterim. Ne oldu Hacer? Ha? Bilin bakalım ne oldu? Bekir benden özür dilemek için hediye mi aldı? Ay erkekler dize geldi kızlar. Hiçbiriniz bilemediniz. Burhan Sülbiye ile evlenmekten vazgeçti. Bana bak. O da değil. Kız, yarışmalardaki sunucular gibi konuşup durmasana. Heh, sen yaklaştın ona. Ay, insan çatlatma da söyle hadi kız. Hadi. Köye televizyoncular geliyor. Bu köy bizim köyümüz yarışmasından geliyorlar. Ha. Yalan söylüyor. Yalan söylüyorsam Hacer'ime kavuşmayayım. Ya yine Hacer dedi. Ne yapayım Salim amca? Olsun, peki olsun. Ne zaman geliyorlar? Yoldalar, birazdan gelirler. Burada ne edecekler? Ha. Bilmem. Ben o programı biliyorum amca. Her hafta köy köy dolaşarak köyün en uyumlu çiftini seçiyorlar. Bu da program mı yani? Öyle deme amca. Seçilen çifte tamı tamına 100 milyar para veriyorlar. Hadi. 100 milyar mı? 100 milyar mı? Lampire, evli olmayana şans vermiyorlar mı? Yok, tanımıyorlar. Bu salağa yazılı vereceksin. Anlama kıtlığı var. Bekir amca, oğluna bir şey desene. Kafasına vuracağım şimdi. Bırak şimdi oğlumu. Diyelim, ben evliyim. Ama karım evde de. Yarışmaya katılamayacak mıyım? Amca. Hayrola baba, parayı duyunca ağzını suya aktı. Yok canım, paranın hiç önemi yok. Ben anneni çok özledim. Ben de karımı özledim. Hadi özledim. Ben de Hacer'imi özledim. Hadi. Ben de geliyorum. Beni de bekleyin. Ben de karımı özledim. Oğlum otur. Deli, sana nereye gidiyorum? Geç kaldınız ha. Hadi kızlar hadi. Kaçın.
kaçırmayalım, kaçırmayalım. Hadi yürü, yürü. Boşuna uğraşmayın, o yarışmaya ben müracaat ettim. Bekir'imle beni seçecekler. Ben gidip Yıldırım nikahıyla Burhan'ımla evleneyim bari. Şimdi Yıldırım gibi bir çarpacak. Allah Allah. Bu kadınlar alem vallahi. Ayol para için gururunuzu niye ayaklar altına alıyorsunuz? Aman kadın milleti teyze ne yapacaksın? Ana sen de babamla yarışmaya katılsana. Kız kız. Aa. Gidin gidin. Bakalım para sizi koca dayağından kurtaracak mı? Allah sana sabır versin Kezboş. Bu köylülerle uğraşmak çok zor kızım. Niye öyle diyorsun teyze? Bizim köylüler hayatlarında 1 milyarı bir arada görmediler daha. Doğru vallahi. Dile kolay. Tam 100 milyar bu. Ben bu filmi daha önce görmüştüm. Ha nerede? Oğlum otur diyorum. Ne oldu ana? Daldın. Hayal kuruyor. Ya otur diyorum be. Size bir şey diyeyim mi? Burnuma farklı kokular geliyor. Para kokusu bu. 1000 kilometre öteden bile hissedilir. Bu işin içinde bir iş var çocuklar. Cemal. Neymiş ana? Televizyoncular ha. Hem de 100 milyar. Ay Kezboş sen iyi misin? Gelin benimle. Televizyoncuları biz karşılayacağız. Yürüyün kız. Burada kaldı bunlar ya. Ay çok heyecanlıyım. İçim içime. Ne yapıyorsun be? Ne yapıyorsun be? Televizyoncular gelmeyecek Hayrus. Neden? Bu bir oyun da ondan. Ne oyunu ayol? Sus kız. Kadınlarla erkekleri barıştırmak için hazırlanmış bir oyun. Bunu kim yapabilir? Tabii ki sen. Asafiyet mi? Bu onun planı. Aklınca bizi oyuna getirecek. Yaktım seni Saffet ve işbirlikçisi Anne. Ay sen aklınla 1000 yaşa Emin. Ne yapacaksın? Tabii ki Saffet de Anne'yi doğduğuna pişman edeceğim. Bak şimdi. Ay ilahi kız. Merhaba, hoş bulduk. Merhaba. Merhaba. Hoş geldiniz. Hamide Hanım siz misiniz? Merhaba. Kameraya merhaba deyin. Merhaba. Biz bu köy bizim köyümüz adlı yarışmadan geliyoruz. Hoş geldiniz. Gel ben gel. Saffet. Abi. İzleyelim şunu. Oğlum ya. Buna bir şey demedim. Lan diyor tamam. Onu diyor. Lan diyor. Salak. Akıyor. Akıyor. Tamam. Stop. Tamam. Tamam. Ya, tamam lan. Tamam Osman. Hadi Selim yakın gel. Kaçtı öyle. Selim. 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 Çok güzel. Tamam, ver bak. Kaç tane? Yok, ne diyecek? Bana bırak. Tamam, çok güzel, çok güzel. Tamam, bak. Bakma sabah. Tamam, hadi. Tamam, hadi. 3, 2. Böyle terdalında, cümle alem dilinde muhtar oldun Kezban yenge.
yenge yenge Kezban yenge, azam oldun Kezban yenge. Yenge yenge Kezban yenge, kurtarım oldun Kezban yenge. İnip gelir ilmeden, tezkeresi dilmeden, geldi geçti görmeden, muhtarım oldun Kezban yenge. Yenge yenge Kezban yenge, azam oldun Kezban yenge. Yenge yenge Kezban yenge, kurtarım oldun Kezban yenge.